Şey soracağım. Sapanca'da mevcut belediye başkanının şansını görüyorsun. Abi şöyle, ben Özcan Özen'in net bir şekilde 16 ilçe arasında en başarısız belediye başkanı olduğunu, Sapanca'nın geleceğini tehlike altına soktuğunu ve aday gösterilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Peki mevcut bir milletvekili var, Çiğdem Aydın Atabek'te, desteklediği konuşuluyor kulislerde. Açık ara destekliyor. Açık Çiğdem Erdoğan Atabek, Sapanca Belediyesi açık ara destekliyor. Destekleyebilir. Bu desteğe rağmen aday gösterilemez mi? Çiğdem Hanım AK Parti'nin etkili isimlerinden bir tanesi. Yani Çiğdem Hanım'ın desteğini arkasında alması siyasetten önemli bir detaydır. Fakat AK Parti'nin iç dengelerini bilemem. Benim orada söyleyebileceğim şey, Özcan Özen'in çok başarılı, hatta çok başarısız. Niye başarısız diyorsun Sefa, onu anlamadım. Tamam, bir dakika. Ben sana soru sormuyorum. Sana sormuyorum. Devam et. Evet. Sana bir soru sormayayım. Tam olarak Sabancı'da yani. Özcan Özen'in bana 3 tane projesini say. Vizyon. Evet. Çocuk parkları evet, sayma ama. Aynen abi. Saysana. Ya. Hakikaten Sapanca gibi. Sayar mısın beyefendi? Ben burada yönetiyorum. Şöyle ben. Sapanca gibi sen bir... Yok abi, sayamam. Nerede sayıyorum? Yani Sapanca Belediyesi hakikaten çöp toplamak, sokak süpürmek dışında bir şey yapmayan bir belediyeye dönüştük. Sapanca, Sakarya misafir odası. Yani şapkadan tavşan çıkart. Arkadaşlar ses içeri vermeyin. Ve üstelik de yani Sapanca için Özcan Özel elinde dosyaya gitse, İstanbul'da, Ankara'da Sapanca'yı geri çevirecek çok az siyasi var. Herkes bilir çünkü. Bir daha söyle. Elinde dosyayla Ankara'ya gitse Sapanca'nın dosyasını çok az siyasi geri çevirir. Yani nasıl bilirler ya? Sapanca'yı. Yani Sapanca önemlidir bizim için. Sapanca'yı biliriz. Sapanca Marmara'nın doğal cennetidir. Türkiye Sapanca tanır. İçin bir yatırım yapmak konusu. Mesela Feriz'den daha şanslı olur o Sapanca. O zaman Sapanca için Özcan, Sapanca için Özcan, geçirdi. Başkan Özcan'ın soyadı ne? Özcan Özen. Özen'in şanssız bir isim olduğunu düşünüyorsun. Ben AK Parti'nin... Bir dakika araya gireceğim. Tabii ki. Ya 5 yıllık belediye başkanı ismini bilmiyorsun. Bak 5 yıllık belediye başkanı... Şaşırdım ya. Bak 5 yıllık belediye başkanı... Soyadını bilmiyorsun. Soruyorsun ki neden başarısız? Ya öyle bir belediye başkanı olacak yani. Ki hafızalara kazıyacaksın adını. Hafızalara kazıyacaksın. Aydın Yılmaz Eri. Ekrem Yüce, mesela, Mutlu Işıksu. Evet. Kazıyorlar abi yani. Bakın Aydın Yılmaz Eri, Hüseyin Cumalı röportaj verdi. Hüseyin abi çok iyi hatırlıyor. Aydın Yılmaz Eri'yi eleştirdim ben. Bak eleştirdim. Neden? Bu yeri burası mıydı dedim. Ama Özcan Özen'i eleştiren biri olarak eleştirdim. Ya Özcan Bey maalesef belediyecilik dışındaki başka şekillerde hep andı. Yani makamdaki o olay çok silahlı belediye saldırı. Başkanına çok şey yapan bir olay değildi ve oraya doğru gelmesi de yani belediye başkanının bu tip krizleri yönetmesi gerekiyor. Belediye başkanının kendi ilçelerinin gelecekleri. Ya makamında fotoğraf çektirin. Bir dakika. Bir dakika arkadaş. Her şey ben az bedemiyorum. Bir dakika, bir soru soracağım. Bir dakika. Bir ben de bir şey sorayım. Abi yeri geliyor. Bir dakika başım da dedim. Ya Sabancı belediye başkanının makamında bir iş adamı vuruluyor. Bir kere başka farklı bir şey diyeceğim. Bir kere sen belediye başkansın. Senin makamına silah nasıl giriyor? Hadi silah girdi bir şekilde. Ya makamına adam vuruluyor, fotoğraf çekiliyor ya. Ya Sabancı belediye başkanı makamında adam vuruluyor ve fotoğraf çekiliyor. Ve bu servis ediliyor basına. Şimdi, böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Biz yıllardır gazeteciyiz. Böyle bir şey olur mu ya? Fotoğraf işini bilemeyeceğim ama bu Sapanca Belediyesi'nin kaderi galiba. Skandal kere skandal. Eskiden de otoparktaki belediye başkanının Ayşe arabası sana bir soru. Ayşe Gül'e bir soru. Hanımefendi skandal kere skandal. Bence dolaşlama gidelim, problem Sefa yok artık. Bitirdin mi Sefa? Bitirdi. Sana şu soruyu sormak istiyorum. Ona sormadan ben bir şey diyeyim Sabancı ile ilgili. Ben buradan TV264 aracılığıyla AK Parti... Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek'e sormak istiyorum. Destekleyebilir. Bana hesap verecek hali yok. Haşa. Tabii canım, öyle bir doğru. Derdim de yok zaten. Ama şeyi sormak istiyorum. Ya Çiğdem Hanım Sabancı'da 3 tane 5 yılda vizyon projesi sayabilir mi bana? 3 tane. Sabancı'da diyecek ki bak Hüseyin Cumalı şu oldu, şu oldu, şu oldu. Çok basit ya. Destekleyebilir. Herkes destekliyor. Ben diyorum ya Ekrem Yüce'yi destekliyorum. Zafer Tokuş'ta Rıdvan Duran destekleyebilir. Sen de Yusuf Alem de destekliyorsun. Ayşegül de Rüstem Keşte. Bunlara sıkıntı yok. Destek olabilir. Ama ben şimdi bir milletvekili olarak ben Çiğdem Hanım'a sormak istiyorum. Bana Sabancı'da 5 yılda yapılan 3 tane vizyon proje. Say ya, bileyim ben de. Ben de diyeyim ki bak ben bunları atlamışım. Bir gazeteci olarak evet. Diyeyim ki ben bunları atlamışım. Peki Ayşegül sana sormak istiyorum. Şimdi neticede Sapanca'da belediye başkanını seçecek halk. Mütabık mıyız? Evet. Şimdi, her yerde öyle. Her yerde öyle. Ve belediye başkanı Özcan, neydi ismi? Özen. Özen. Ben bu şaşırdım. Valla ben ismini fazla bilmiyorum. İşte, gerçekten yanlış anlamayın. Yani ben burada benim eksikliğim. Benim eksikliğim diyeyim. Özcan. Ya Kocaeli Belediye Başkanı Ahmet Acar vardı ya. He? Adamla 15 yıl görev yaptı. 15 yılda ben hiç gazetecilik yaptım.
Ben hiç görüşmediğim gibi. Adam telefonla da görüşmedim. Yok, bir kere görüştüm. Bir kere milletvekili bir toplantıda elini sıktım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Milletvekili adaylı olacağı böyle zaman... Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya sen belediye başkası 15 gün görev yapıyorsun. Bir kere basın toplantısı yok. Basaya gir. Bir orada kalkan tutma yarışmasını ne yaptı hatırladığım. Sahilde kalkan balık tutuyorlar. Balık tutma ya, balık tutma. Kalkan balığı tutma tamam yarışması. Işte, balık... Ay balık değil ya. Kalkan balığı tutma tamam, yarışması. Balık... Lütfen. Şimdi Sapanca'da belediye başkanı adayı Özcan Özen. Ve oy verecek halk. Ve Sapanca'da Özcan Özen... Özellikle bungalov, 9500 tane bungalov yaparak Sapanca ekonomisi... 14500. Lütfen tamam. 9500 kaçak, 14500 tane bungalov yaparak Sapanca ekonomisi bir katkı sağladı. Bunu kaçınılmaz bir gerçek. Ne yaptı? Sapanca'ya sürekli turist geliyor. Millet de Sapanca halkı memnun. Bunu ne dikkate almıyoruz biz? Sapanca halkı memnun mu? Niye memnun? Çünkü 14.500 tane bungalov yaptı, ticaret oldu, ticaret başladı, ticaret farklı bir sektöre yöneldi. Böyle bunu da bir düşünmemiz gerekmiyor mu? Şimdi bungalovcular memnun. Evet, tamam. Onların da büyük kısmı ilgili, Sapancalı. Ben bununla ilgili olarak şimdi en azından 9.500 tane bungalov varsa 9.500 tane bakın 14.500 kişi var. Bir kişi olduğunu hesaplarsan. İki kişi 28.000 kişi memnun. Memnun. Bir araya geliyorum. Bir dakika bu önemli. 14.500 bungalova 9.500 kaçak oldu iddiası Aydın Yılmaz'ın iddiası. Tamam. Ona bir şey bir şey. Evet Aydın Yılmaz'ın yani iddiası. Bunu söylemek lazım. Evet, İstatistik evet. Sorarlar adamı evet, çünkü. Evet. Bu Aydın Yılmaz'ın iddiası. Benim olaya bakışım da bu. Sapanca'da insanlar 14.500 bungalov var. 14.500 kişi var. Hepsi sahibi oy verdiğini düşün. Çarp 2 koy 28.000, 29.000. Şimdi benim şu anda aklımdan geçirirken hatırladığım 3 tane yakın dostum, ahbabım var. Bungalova olan bungalov işleten. Mutlular değil mi onlar? Onlar çok memnunlar. Bitti. Hatta şöyle bir yorum yapıyorlar. Ayrı ayrı zamanlarda, ayrı ayrı sohbetlerde ben şu yorumla karşılaştım. Bungalovları Sapancalılar işletiyor. İstanbullulara, başka şehirden gelenlere bu ticareti kaptırmadık diyorlar. Orada bir memnuniyet var. Ama... İlle yani bir büyük Sapanca Belediye bütçesi ne kadar bilmiyorum ama ille gidip de oraya gidip de Adapazarı Belediye Başkanı Mutluşusu gibi ada hayat projesi mi yapması bekliyorsunuz Hüseyin? Ya vatandaşın yaptığı işte ya, sen de şimdi evet. Havaya mı gireceksin? Ben sana bir dakika... Yok belediye sen destekliyor. Unutma. Bir dakika lafını unutma. Belediye destekliyor. Kardeşim belediye destekliyor da şimdi Sapanca'dan bana 50 bir tane şikayet geliyor. Altyapı olmadan üst yapı mı olur? Vermişsin herkese ruhsatı ondan sonra... Altyapıda Saski yok, su yok. Evet. SEDAŞ yok, elektrik yok. Bir dakika. Telekom yok, internet yok, telefon yok. Bak çok basit. Taksi yok, taksi. Arkadaş. Bak Sapanca'da taksi bulamazsın. İadeye çıktılar. Bir dakika ya. Şimdi 14.000 kişi zaman para kazansın, saygı duyuyorum. Sapancalılar yapsın. Kesinlikle yapsın. Şapka çıkartırım. Bak şapka çıkartırım. Ama kardeşim temel yapmadan binayı dikemezsin. Altyapı yok, o yok, bu yok. Dağ taşı bungalov yapıyorlar. Neye göre nasıl yapıyorsun? Şimdi, ya Sapanca Belediyesi'nin bir tane bungalov şube müdürlüğü kurması lazım. Tamam. Bungalov havuzları dolduruyorlar. Sapanca yükseklerine su çıkmıyor. Yükseklerde oturan Sapanca halkı isyan ediyor. Sen aşağıda sefa sürüyorsun. Ama arkadaşı haksızlık ediyorsun. Olmaz. Haksızlık ediyorsun. Nasıl haksız ediyorsun? Yok sıkıntı değil. Ya niye haksızlık? Kime haksızlık ediyor? Bana. Ha lafını bana aldım diyor. Evet tamam. Ama bunları vereceğim. Yani. Sözleri vereceğim. Şunu diyorum. Yani şunu demeye çalışıyorum. Hani bungalov evlerde, işletmelerde 4 kişi çalışsa rakam ciddi insanlar ekmek kapısı oldu. Yani iş kapısı oldu. Sadece çalışanlar onlara değil. Bakıyorum ben. Sadece çalışanlar değil. Bunların inşaat aşaması var, kahvaltıcıları var, temizliklerine tabii. firmalar var. Birçok yere turizm belediye yani birçok yere destek Özcan Özen için yeniden aday olmasında bir etken olabilir mi? Tabii ki olabilir. Ha? Tabii ki olabilir. Mesela AK Parti Sapanca'da anket yapıyor. Telefon anketi. Koydu Özcan Özen'i. Şimdi vatandaş memnun. Kaçak 9500 tane bir de konut var. Şey var, bungalov var. Adam diyecek ki işte Özcan Özen bir numara biri tıklayacak. Doğru mu? Ticaret yapanlar memnun. Ama ben altyapı konusunda Aydın Yılmaz'ın rakamlarıyla biz konuşuyoruz. 9500 evet, tanesi ruhsatsız diye. Belli büyük bir oranı belli ki ruhsatsız çıkacak. Bundan daha 9500 tanesini söyledi zaten eski belediye başkanı. Ya ruhsatı olsa da belediye veriyor. Niye göre? Orada ciddi... Bitir. Hayır sen devam et. Ben bitireyim tamam. Orada bitir ciddi de devam et sen. Orada ciddi bir altyapı sorunu var. Memleketin en sulak ilçesinde, Adapazarı en sulak şehirlerden biri. En sulak ilçesinde su problemi olduğunu şimdi söylüyor Hüseyin Cumalı. Bunlar büyük etkenler. Ama bizim
manzaradan gördüğümüz genel kanımız ticaret yapanlar ve ticaret yapacak yaşta olan grup Özcan Özen'den memnun. Bitti. Onun üstündeki kesim, ondan daha yaşlı olan grupta sıkıntı var ama onlar da çoğu AK Parti. Niye memnun? Memnun diyor da istatistik yok elinde. Burada Zafer Tokuş kafasına 9.500-10.000 tane bungalov var. Matematik yani. Bir dakika, matematik yapıyor. Aklın yolu bir. Diyor ki 14.000 bungalov var. Tamam. Oradakiler diyor mutlu. Sen de diyor ki mutlu. İstatistik ne Zafer Tokuş'un düşüncesi? Evet. Böyle istatistik mi olur ya? Mutluluk anketi yapılmış böyle değil tabii ki ama tanıdıkları böyle, böyle. Genel olarak ya arkadaş, patlama var. Bak arkadaş öyle değil o iş. Şimdi bak Sabancı'da bungalov olsun. Sabancılılar yapsın. Bunlara saygı diyorum. Hiç tereddütüm yok ama burada bir tane bungalov yapan vatandaş var. Harcamış, imarını almış, fonunu almış. Ekonomiye katkısından bahsediyor. Bir öyle değil o. Burada, burada, burada bir vatandaş var. Ya lütfen ya. Bak burada bir vatandaş var. Ben burada şimdi Özcan'ı savunmuş pozisyonu düşüyorum ama bunu da bunu gözle alıp edemeyiz. Burada bir vatandaş var. Bungalovla ilgili her şeyi yapacak. Sen burada bungalov yapıyorsun. Konu gereksiz uzadı. Hiçbir şey yok. Evet. Ama bir dakika, bir dakika. Yakı öyle bir şey yok. Ben yazdım oynadım yok. Bak bir şeye dikkat. Ya sen ben senin fikrine uymak zorunda mıyım ya? Bir şeye dikkat çekiyorum. Sen dikkat çektin kapat konuyu. Bir şeye dikkat çekiyorum. Burada bir vatandaş var bungalov yapan. Adam bir bungalov yapmış. Her şeyi 10 numara. Bir de burada başkası gelmiş bungalov yapmış. Beni varsam ekmeğime karşı mı çıkıyorsun? Bunları ayırt etmek lazım. Bu neye benziyor biliyor musun? Katlı pazar yerinde zaman zaman esnaflar görür. Adamın katlı pazar yerinde dükkanı var. Parasını veriyor, vergisini veriyor. Poşet parası her şeyi veriyor. 3 metre ileri bir seyyar satıcı var. Onlar rekabet yapıyor. Tam olarak demek olmaz ki haksız rekabet. Tam olarak. Bungalovu adam gibi yapana saygım var. Hüseyin Mercan var ya ben tanıdım orada abim. Git bak adam gibi yapmış. Her şeyini yapana saygı duyuyorum ama bunun bir plan projesi olmaz Zafer Tokuş. Para kazanıyoruz diye her şey bu olmaz ki. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Elbette Sabancılılar kazansın. Elbette biz yapalım. Evet. Bu esnada Sabancı'dan bir olur mu böyle? Bir görüş var Sabancı'dan. Şöyle var. Şu anda Sabancı'da elektrikçi, klimacı, temizlikçi bulamıyorsan o bungalov evlerin sebebiyle ilçe ekonomisine dehşet bir katkısı var. Ne demekse anlamadım. Ama bunu Özcan Özen'e mal etmeyin bence. Bunu onun hizmeti olarak kimse görmüyor. Sapanca'dan böyle bir yazı da var. Bunu da belirteyim. Sapanca'nın görüşü. Sefa bununla ilgili Sapanca'yı kapatacağım. Sapanca'yı kapatalım bence. Ben geldim anlattım değil mi? Anlattın. Plan programını yapalım. Peki Sapanca'ya girdiğimiz için Serdivan'la ilgili hiç konuşmadık. Serdivan'la çok kısa şey bir Aydoğan Hasan'ın oralara daldık.